Enes selam. Merhaba. Biliyorsun ki en sonki sorumuzu sorarken telefonumuz düştü. Ufak bir kaza yaşamıştık yani. Evet. O yüzden tekrar o sorudan alıyoruz. Tamam, Başlıyoruz. anlaştık. Şimdi ben yolda giderken karavanımda uyumak istiyorum. Uyanmak istemiyorum. O şekilde hareket etmek, yolculuk etmek istiyorum. Yapabilir miyim? Bunu yapmanı çok isterdim ama ne yazık ki böyle bir şey imkansız. Karavanlarda, hiçbir karavanda, motokaravan hariç, motokaravanda bile yolculuk yaparken bu arada ön koltukta olmak gerekiyor. Emniyet kemeri olmadığı için bu karayollarına uygunluk durumuna aykırı bir şey. O yüzden yolculuk esnasında arabayla ve karavanı bağlayıp işte seyahat ederken karavanın içinde asla ve asla kimse olmayacak. Bu yasak, cezai bir işlemi vardır ki zaten güvenlik açısından da sağlıklı olmadığı için kesinlikle ve kesinlikle uyarıyoruz takipçilerimizi, böyle bir şey yapmıyorlar. Peki, en çok yorumlarda gelen sorulardan birini soruyorum sana. Evet. Vergi, araç muayenesi, karavan muayenesi, bunlarla ilgili ek ödemem gerekiyor mu? Ne gibi masrafları var? Şimdi şöyle, karavanlarda iki çeşit karavan var. Biri O1 belgeli, biri O2 belgeli. O1 belgesi ne demek? 750 kilogram altı karavanlar O1 belgelidir. 750 kilogram üstü karavanlar O2 belgelidir. O2 belgeliler daha çok büyük karavanlar, Avrupa karavanlar vesaire. Tabii yerli de üretilen büyük karavanlar da var, işte 5 metre gibi. Ama çoğunlukla işte 4 metre, 3.90, 3.75, 3.50, bu karavanlar O1 belgelidir. Yani 750 kilogram altıdır. Bu kilogram da şöyle, tam 750 kilogram mı acaba, yoksa işte 749 mu diye düşünmeyin. Bu O1 belgesinde %8 esnafı payı mevcut. Yani aşağı yukarı işte 850 kilograma kadar siz de içine malzeme yüklediğinizde bunun çıkma şansı var. Ondan yana bir sıkıntı yok. Karavanın sadece standart halinin 750 kilogram ve altı olması lazım. Bu karavanlar O1 belgeli, 750 kilogram altı. Bunlarda hiçbir şekilde muayene, yıllık muayene yok. Sigorta yok, vergi yok. Herhangi bir devlete vergi ödemiyorsunuz. Bu karavanı alıyorsunuz. O1 belgesi ve satış sözleşmenizle beraber hiçbir şekilde noter vesaire işlemleri de yok. O şekilde artık karavan sizin oluyor ve ömür boyu bu karavanı siz işte muhafaza edebiliyorsunuz. Yani kapınızın önünde durabilir. İstediğiniz zaman gezmeye çıkabilirsiniz. Sadece aracınıza çekidemiri taktırmanız lazım. Hemen onu da anlatayım yeri gelmişken. Bu karavanları, yani çekme karavanları çekmek için her araca uyumlu çeki demirleri var. Bunların fiyatları aşağı yukarı 6 ila 8 bin lira arasında değişiyor. Bir elektrik sistemi de dahil oluyor buna. Çünkü karavanın önünde bir fiş var ve onu arabanıza bağlıyorsunuz. Siz fren yaptıkça karavanın arkasında da fren lambalarının yanması, sinyal verdiğinizde sinyal lambalarının yanması gerekiyor. Bu şekilde bir çeki demiri takılıyor. Bunu bizler yapmıyoruz. İşte İstanbul'da da birkaç nokta var zaten yapan. Yönlendiriyoruz. Çeki demirini taktırıyorlar. Bu bir proje esasına göre oluyor. Ve takıldıktan sonra bir ay süre içerisinde TSE'ye gidip tespit muayenesi yaptırmanız gerekiyor. Bu da bir günlük bir işlem. Yani tekrar arabanız muayeneye girmiyor. Sadece tespit muayenesi. TSE'ye gidiyorsunuz. Ruhsatınız işleniyor. O şekilde artık aracınız çeki demirli olmuş oluyor. Polis durdurduğunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Karavan hayatına devam edebiliyorsunuz. Şimdi herkesin merak ettiği ama sormaktan da biraz çekindiği bir soruyu soracağım. Lütfen. Karavanda tuvalet problemi. Evet, karavanda tuvalet problemi. Şimdi ben de bir karavan kullanıcısı olarak anlatayım sizlere. Karavanlarda kasetli tuvalet ya da portatif tuvalet, bir de majöratörlü tuvalet var ama majöratörlüyü biz hiç kullanmıyoruz. Çünkü koku probleminin önüne geçilmiyor. Ama kasetli tuvalet tabii bir opsiyon ürünü. Her karavanın içerisinde bu YK modellerinde, mesela şu an içinde bulunduğumuz her karavanlarda portatif tuvaletler var. Zaten geliyor. İsterseniz kasetli tuvalet yaptırabilirsiniz. Bu bir opsiyondur. Ama yani ben bir karavan kullanıcısı olarak acil durumlar haricinde tuvaleti mutlaka normal işte kamp alanında veya işte yol üzerinde bir yerde veya bana yakın olan bir tuvaleti kullanmaya çalışıyorum. Çünkü yani evet, acil durumlar için müthiş bir şey ama ya işte tuvalet musluğu gibi, işte suyun azlığı, yani sonuçta eğer bir çadır kampı yapanlar beni çok iyi anlar. Bu çok büyük bir lüks aslında. Evet, kapalı bir yerde ve portatif tuvaletiniz var ama zaten bu hayatı seçtiyseniz, bu hayatı seviyorsanız tuvalet konusunda da biraz fedakar olmanız gerekiyor. Çok açıkça söyleyeyim. Tabii şu anda şartlar çok gelişmiş, yani karavanlar için karavan parklarında çok temiz tuvaletler vesaireler var. Orada karavanın içinde işte yemeğinizi yapıyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz ama tuvalet için orayı kullanmanızı tavsiye ederiz. Ha, kullanılmıyor mu? Kullanıyor. Çocuklar için mesela müthiş bir şey. Bu portatif tuvalet de olsa, kasetli tuvalet de olsa bunlara parçalayıcı kimyasallar kullanmanız gerekiyor. O kimyasallardan işte 1 litre suyla beraber bir ölçek döküyorsunuz. Siz hiçbir şekilde katı atık görmüyorsunuz.
Tuvalet kağıdını dahil parçalıyor. Sadece mavi bir su göreceksiniz. Onu da alıp herhangi bir logara, mesela şehrin içindeyseniz bile bir logara dökebiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi görsel olarak hiçbir şey görmüyorsunuz. O kimyasalları kullandığınızda sadece bir mavi su görüyorsunuz. Siz nasıl kullanmış olursanız onu anladınız sanırım. Peki. Şu an karavanımızın içi çok sıcak ama merak edenler için sormak zorundayım. Kışın karavanda nasıl ısınıyoruz? Soğuk oluyor mu? Evet, bunun tabii ki birkaç farklı yöntemi var ama biz ne kullanıyoruz? Biz Webasto kullanıyoruz. Dizel ortam ısıtıcı. Bunun 10 litre yakıt deposu vardır. Karavana, yani güneş paneli gibi o bir donanımdır ve eklenir. Sıcak hava çıkışı var ve şöyle söyleyeyim size, 5 dakika içerisinde karavanı hamam gibi yapıyor. İçeride duramıyorsunuz, cam açıyorsunuz. Kışın gerçekten bu böyle, hani hiç abartmıyorum. Webasto karavanda en verim alabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Ve aşağı yukarı, hani şimdi dizel ne kadar yakar, çok yakar mı? Hayır, 12 saatte 1,5 litre gibi bir yakıt yakıyor. Yani bugünün şartlarında, bugün işte 20 lira sayarsak 30 liralık bir yakıt tüketiminiz olacak. Yani 30 liraya siz sabaha kadar, gece sabaha kadar 12 saat boyunca ısınabileceksiniz. Bu müthiş bir şey. Herhangi bir sıkıntı da yaşamıyoruz bu cihazlarda. Hani hep takıyoruz, bütün karavanlara takıyoruz. Bu asla işte aman ya benim ihtiyacım olmaz denilebilecek bir ürün değil. Anlattıktan sonra zaten müşteriler de anlıyor. Mutlaka karavan sahipleri de hani Webasto'yu kullanıyorlardır. Kullananlar da veriminin farkındadır. Webasto'yu kullanıyoruz. O şekilde ısınıyoruz ve gerçekten de çok sağlıklı bir şekilde içeriği ısıtıyor. Havayı çok kurutmuyor dizel olduğu için. Hani elektrikli fanlı bir ısıtıcı olmadığı için. Kendi yakıt odalarından yakıyor. Aşağıda bir egzozu var. Oradan dumanını atıyor vesaire. Ha bunun için tabii şeyler de var. Yani şöyle nasıl diyeyim? Hani bir karbondioksit problemi de var. Biz bugüne kadar hiç yaşamadık ama yaşanmama ihtimali var mı? Var. Ne yapıyoruz? İşte karbon monoksit dedentörleri takıyoruz. Yani içeriye bir duman salınımı vesaire olduğunda, şimdi karavandan karavana da değişiyor. Bazı karavanların yanlarında boşluk var. Bazılarının hiç yok. Hani farklı farklı modellere hizmet ettiğimiz için bazen görüyoruz. Evet, ustalık ve işçilik hatalarını. Oralardan duman sızmasına karşı da karbon monoksit dedentörü kullanıyoruz. Hiçbir şekilde kafanız rahat uyuyorsunuz. Eğer içeriye bir duman gelirse onun alarmı ötüyor, zaten uyanıyorsunuz gibi gibi şekilde ısınabilirler. Evet, şu an derlediğim sorular bu kadardı. Evet, karavan hayatı hakkında sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumun altına yazabilirsiniz. Yorumun altına olmaz. Bu videonun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa bizler seve seve cevaplayalım. Hem bir karavan kullanıcısı, hem bir karavan servisi, hem de bir karavan bayisi, karavan satıcısı olarak sizlere bu soruları seve seve cevaplamak isteriz.